Bu günler tövbe zamanlarıdır. İbret alma zamanlarıdır. Allah'tan af dileme zamanlarıdır. Elimizdeki nimetin kadru kıymetini bilme zamanlarıdır. Ne kadar kıymetliymiş birbirimizle kucaklaşmak, selamlaşmak, müsafaha yapmak, he? Hepsi kaybettik. Elimizdeki nimetin kıymetini bilmemiz lazım. Anlılığında şöyle oldu ki, din kurumlarından bilinir. Karakol, öyle ikinci namazını cemaatından da yapabiliriz. Şimdi Ayasofya, yani hem Hristiyanlar için hem Müslümanlar için ortak bir değer olduğundan dolayı tabii ki müze olarak da bir değeri var. Müze olarak bir değeri olduğu için insanların burayı bir müze olarak ziyaret etmesi bence uygun. Yani açılması gerekmez çünkü yanında zaten Sultanahmet Camii var bildiğiniz üzere. Bu yüzden benim için çok önemli büyük bir problem değil bu. İnsanların öncelikle Sultanahmet Camii'ni doldurması gerekiyor bence. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş güzel şehir. Biz yıllardır Türkler olarak bizlere fethettiğimiz yerlerde ganibet mübahtır. İstanbul Ayasofya Fatih'in kılıç hakkıdır. Tabii ki bir Müslüman olarak açılmasını arzu ediyoruz. İnşallah en güzel şekilde açılır. Tabii ki biz günden alırsın yollara da saygılıyız. Bakın ki bütün kiliselere saygı gösterdiğimiz gibi bütün dinlerde bizim Ayasofya'mıza saygı göstermezlerdir. Ayasofya müze değildir. Ayasofya'nın tapısı aynı İznik Ayasofya gibi tapusu camidir, ibadethanedir. Onun için de bir an önce açılmasını istiyoruz. Para veriyorlar araba abi. Para Ayasofya tabii ki Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte camiye çevrilmiş fetih hakkıdır. Bundan dolayı cami olarak asırlarca cami olarak hizmet etmiştir. Ha, talihsiz bir kararla müzeye çevrilmiş, akabinde şimdiki gündemde cami olması düşünülüyor veyahut da konuşuluyor. Ben de cami olması için destek verenlerdenim. İnşallah cami hükmüne geçer.